Şimdi hanımlar önce kumaşı elimize alıyoruz. Düzgüncene kesilmiş. Hepsi tek ip haline gelmiş sıralarından. Tamam mı? Sonra antikayı yapacak olduğumuz yer, yani şuradaki mesafe ne kadar olması gerekiyorsa, yani şuraya ne kadar olmasını istiyorsa, bunun iki misli. Yani şuradaki bantın siz diyelim ki 4 santim olmasını istiyorsanız, şöyle şu genişlikte. O sizin keyfinize kalmış. Yani 4 olur, 5 olur, 6 olur. Onun iki misli artı 1 santim içine katlama payı. Ölçü alıyoruz. Mesela ben buranın 4 santim olmasını istiyorum. 4 de 6, 8. Bir tane 1 santim de içine katlama payı. 9 santimden ölçü alacağım. Kumaşın elinden ve boyundan 9 santimi ölçüp ikisinin kesişme noktasını bulacağım öncelikle. Tamam mı? Yani bu 9 santim nereden çıktığını anladınız değil mi? Kaç santim katlamak istiyorsak çarpı 2, 1 santim de katlama payı. Ben 4 santimden katlamak istediğim için 8. 1 santim de içine katlama payı. 9 santim, yani kumaşın boyundan bakın ve de elinden ölçtüğüm zaman şu kesişme noktası, şu noktayı buluyorum öncelikle. Bir de buradan bulacağım şu şekilde. 9 santim buradan, 9 santim de buradan kesişme noktasını buldum. Şimdi benim buradan çekeceğim ve şuradan çekeceğim ipler şu noktayı geçmemesi lazım. Bir nakış makası rica edeyim. Şimdi bakın şu kesişme noktamda buradan böyle 3-4 santim kadar göz kararı ileri gidiyorum. Hani aynı hizadan şöyle. İğnemi buraya takıyorum. Ve buradan şöyle bir tel ip çıkartıyorum. Şu şekilde. Burayı makasımla bakın kestim. Ondan sonra şuradan ipimi çekmeye başlıyorum. Şimdi bütün ince noktası, yani o kesişme noktasına kadar ipi çekeceğim. İpi daha fazla ileriye kaçırmamam lazım. Ondan sonrasında o ip çektikten sonra sınırlarınızı belirledikten sonra istediğiniz genişlikte genişletebilirsiniz antika yapacağımız yeri. Aşmamam gereken dediniz hocam, şu çizdiğiniz yerden ötesi herhalde. Evet, orayı aşmamanız gerekiyor. Oradan ileriye ipi çekmemeniz gerekiyor. Şimdi şu ip oraya kadar getirirsem. Bakın çektim. Böyle yavaş yavaş çekerek geliyorum. Her zaman ilk sırayı çekmek çok zordur. Çünkü bütün içinden alıyorsunuz. Ama ilk bir iki sıra çektikten sonra gerisi çok kolay. Hani yeri açılacağı için, yolunu bulacağınız için gerisini çok rahat açabilirsiniz. Bu kumaşlı mı etüval keten? Bu gardenya keten şu anda çektiğimiz. Üstüne ne iş yapılıyor bunların? Bunu antika yapabilirsiniz. Brezilya nakışı yapabilirsiniz. Ona her bir iş yapılabilir. Bakın şuraya kadar çektim. Bu ipim geldi. Bu ipimi de buraya kadar getiriyorum. Burası benim sınır noktamdı ya. Bu işareti bulmuştum ya. İpi buraya kadar çekiyorum. Daha ileri çekmiyorum. Hani burasını da çekerek şurayı büzdürmemeye özellikle dikkat ediyorsunuz. Bu ip burada kaldı. Elinden gelen. Şimdi boyundan gelen ipi de çekeceğim. İkisi bu noktada birleşecek. Şöyle göz kararı 3-4 santim, yani şu kadar böyle bir mesafe olacak şekilde ileriden yine iğnemi geçirdim. Bakın şu şekilde. Buradan kesiyorum. Daha sonrasında da yine bu ipimi yavaş dikkatli bir şekilde, hani şöyle hafiften çekerek yerini görebilirsiniz. Bakın nerede olduğunu ipin. Buraya kadar geldim. Yani çok hassas çekiyorum şurada çizgi kalmasın diye. Çünkü öyle yanlışlıkla çok aşağı kadar çeken oldu. Bakın ikisinin birleştiği nokta burası. Gördünüz mü? Şu nokta benim nokta. Ama burada şu önemli. Bakın burada ben işaret aldım ya. Şu işaret aldığım yeri de aynen buradan böyle ip keserek, buradan keserek şu noktayı bulamam. Hani yani buraları böyle tek tek bu şekilde yapmaya kalkmayın. Çünkü şuradan gelen iple buradan gelen ip birbirine karşılaşmayabilir. O yüzden buradaki şu buradaki ipimi devam ettirerek, evet ettirerek dört tarafını döneceğiz, tamam mı? Ondan sonra bunu genişletmek çok kolay.
Bakın şunu alıyorum. Buradan mı çekeceğiz yoksa bu taraftan mı? O da size kalmış. Ha, ama yukarı doğru çekmeniz lazım. O bir santim içeri kırılma payı. Şuradan çekmemiz devam et. Yukarı doğru çekmeniz lazım ama size kalmış. Şöyle tamam. Mesela sonradan vazgeçtiniz. Mesela ben bunu 4 santim diye hesapladım. 4 santim değil de burası daha dar olsun dersen aşağı doğru da çekebilirsiniz. Tamam. Çok problem değil yani orası. Ama baştan şimdi burayı 4 santim hesapladığım için 4-4-8 1 santim içinde katlama payıydı. Onunla beraber yani gelecek bu buraya dayanacak. Yukarıya doğru çekeceğim ben onu. Tamam, tamam mı? Peki ne kadar aralık olacak mesela orası? Kısır o da sizin yani. Zevkinize kalmış. Yani geniş yapabilirsiniz, dar yapabilirsiniz. Yani onun da bir ölçüsü yok. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Yapacak olduğunuz işle alakalı. Mesela şimdi ben bunu buradan şöyle bakın yerini belli ederek öbür uca kadar şöyle gelebilirim. Koparsa tekrar kopmaz. Önemli değil. Kopsa da zaten bunu çekip çıkartacağım ben buradan. Ama işte şuraya çizgiyi kaçırmamam lazım. Evet. Önemli olan orayı kaçırmamam lazım. Şöyle geliyorum. Mesela burada ipimin hangisi olduğu aşağı yukarı bakayım. Gördüm. Bakın şurada. Görebildiniz mi size? Mesela bunu şuradan alıp kesersem bakayım buradan hangisini kesebildim acaba? Birkaç ip vardı çünkü. Kestiğim var ama kesmediğim de var şu anda. Elime geliyor çünkü onu hissediyorum. Şurada bir ip daha var. Elinizde hissediyorsunuz onu zaten. Hani biraz yaptıkça anlarsınız. Evet. Aldım bak çekmişim. Geldi. Gördünüz mü? Bundan sonrası kolay. Şimdi mesela şuradaki ip zaten şuralarda bir yerde. Bunu çeke çeke geliyorsunuz. Burada bırakıyorsunuz. Tamam. Aynı şekilde buradan başlayıp buraya açıyorsunuz. Dört tarafını bu şekilde döndükten sonra yani şu sınır bölgenizi çevreledikten sonra gerisini kesmek çok kolay. Hatta etuval linenlerde daha da kolay. Mesela bakın yeri belli ya deliği. Ama çok dikkatli bir şekilde. Eğer en ipini bak ben buldum. Tık buradan kestim. Ne kadar genişleteceksen mesela. Kaç santim olacak hocam? Bunun ölçüsü yok, yok hanımlar. Göz yani şöyle sizin zevkinize zevk bağlı. Yapacak olduğunuz işe bağlı. Ne kadar açmak istediğiniz. Bakın o ucunu açtım ben onun. Hemen buradan. Şöyle yapıp ucunu buradan alabilirim. Anladınız mı? Oradan kestim ya. Hocam. Yani. Birazcık uzun bırakın. Evet. Mesela bunları arkadan bağlayacağım. Mesela burada bunu kestim ya. Şimdi şurada da bunu kesip buraya çekersiniz. Arada boşta ip kalıyor. Onları tek tek çıkartıp alabilirsiniz. Sonrası çok kolay. Sınıra kadar böyle zaten çekmeyeceğiz ipi değil mi? İpi bırakmamız lazım. Burada evet. Buradan direkt sıfır kesmeyin. Yani şurada buradan gelen ip. Tamam. Elinden ve boyundan gelinip şu mesafede burada kalması lazım. Ben bunları şöyle geriye alıp burada bağlayıp sonra üzerine bundan böyle kapatacağım. İçinde kalacak. Tamam mı? Anlasın. Tamam.